Manşete hoş geldiniz. Gündemde bu var. Olayın magazininde değilim. Dün İstanbul'da 1 Ocak sabahı bir Filistin mitingi tertip edilmiş. O Filistin mitingi üzerinde de çok şey konuşuluyor. İşte 1 Ocak sabahı ne işiniz vardı da yılbaşı hemen ertesinde topladığınız insanları da yani orada biz gösteri yapmaya kalksak bize izin verirler mi, bunlara izin ver? Bir sürü şey dönüyor. Yani bundan vazgeçmedi Türkiye mahalleleri. Bir şekilde laf sokmak, laf geçirmek ya da kendi mahallesinde likelanmak falan veya RT'lenmek pahasına bunları söylemeye devam ediyor. Karşı tarafa geçtiği yok yani. Siz istediğiniz kadar anlatın. Yani orada Bilal Erdoğan konuşmuş, damatlar gelmiş vesaire. İşte Bilal Erdoğan boykot çağrısı yapmış Filistin mitinginde İsrail'e. Sonra da bir sürü onun altına cevap yetiştiriyor insanlar. Asıl ticareti siz yapıyorsunuz. Bilmiyor ki. Yani onun kitlesine bunu ulaştırmanız gerekiyor. Siz istediğiniz kadar sosyal ağlarda 50 bin, 100 bin takipçinizle çevirin muhabbeti. Senin takipçin biliyor zaten. Senin takipçin Saadet Partisi tabanı bile biliyor. Saadet Partisi tabanı bile İsrail'le ticaret yaptığı halde AKP'lilerin öbür tarafta Starbucks, Coca-Cola boykotu gibi eften püften şeylerle tabanı oyaladığını biliyor. Mühim olan bu adamların kandırdığı, bu adamların acayip bir propagandayla sadece kendi kanallarına mahkum ettiği insanlara ulaşmak ve işin doğrusunu anlatmak. Çok zor bir konu bu. Onları anlatmak, onları ikna etmek, çünkü Türk halkı bilmiyor, bilmek de istemiyor. Oturup yani senden gelen her şeyi otomatikman reddediyor kategorik olarak. Sen düşmansın, sen ötekisin, sen sürekli yalan söylersin, senin iddiaların temelsizdir falan gibi. Bu şekilde de bir şey var. Yetiştirilme, böyle de bir öğreti var. Bu şekilde oluşturulmuş bir kamuoyu algısı var. Çok zor. Yani istediğin kadar Yeni Kapı'yla Maltepe değil miydi miting alanları? Burada ne işte? Ya arkadaş öyle değil mi? Uzun yıllardır istedikleri yerde, istedikleri mitingi yapıyorlar. İstedikleri yürüyüşü yapıyorlar. İstiklal Caddesi'nde de yürüyorlar. Eminönü'nde de yürüyorlar. Daha evvel oldu bu. Taksim'de, Beşiktaş'ta da yürüyorlar. Sana izin vermiyor. Sen söz konusu olduğunda mevzuat diyor. Kendi taraftarları söz konusu olduğunda polisler eylemin güvenliğini alıyor. Aman en ufak bir şey olmasın diye. Öbür türlü polisler senin karşına dikiliyor falan. Yani oturup da bunun üzerinde cerveze yapmanın, oturup da bunun üzerinde tepinmenin bir manası yok. Yıl olmuş 2024. Vallahi vazgeçin bundan. Senin kitlen zaten biliyor. Yani kastettiğim o. Birkaç dakikadır da bununla meşgul ettim yayını. Nedeni bu. Yani vazgeçin bu. Böyle bir şey olabilir mi edebiyatından? Kemal Kılıçdaroğlu nasıl tarihe geçtiyse CHP Genel Başkanı olarak, eskidiyse, nasıl değiştirildiyse siz de bu söylemi değiştirin. Kastettiğim bu. Neyse, fotoğrafı koydum. Dünkü Filistin mitingini gölgeleyen olay veya Filistin mitinginde Bilal Erdoğan'ın konuşmasını gölgeleyen, onların hoşuna gitmedi. Filistin mitinginde öne çıkan ve üzerinde durmamız gereken bir konu bu. Bir vatandaş bir vatandaşı hilafet çağrısında bulundu diye veya işte bir bayrak açtı diye, tevhid bayrağıymış, kimisi hilafet bayrağı diyor. Yani bana göre ne tevhid bayrağı ne hilafet bayrağı. Yani ona da birazdan bakarız. Ama yumruklanan ve yumruklayan söz konusu. Yani bir kişi hilafet istedi diye veya hilafet bayrağı açtı diye bir üniversite öğrencisi Ece Akersoy, İsmail Aydemir isimli vatandaşı yumruklamış. Daha sonra da polisler çevreliyorlar Ece Akersoy'u. Bir vatandaş geliyor, ona tokat atıyor. Şimdi bunun üzerinden de başka bir mavra dönüyor. Yani bu genci tutukladınız da peki ona tokat atanı niye bir şey yapmadınız? Yanlış bir zeminde yürüyor olay. Kastettiğim o. Onu tutukladın da tokat atanı niye bıraktın? Ya da işte bu kişinin cezası şu kadar, yatarı bir gün bile değil falan. Ne bileyim, avukatı çıkıyor, açıklamalar yapıyor. İşte hilafet devleti özlemcilerine veya hilafet devleti neyse anayasal suç bu. Ondan dolayı da böyle bir tepki gösterdi. Ya da işte bu genç dersleri çok iyi, kendisi de çok düzgün ahlaklı. Babası şöyle, babası askermiş. Olabilir. Yani bunların hepsi olayı anlatırken elbette profili tanıyalım dersi. Fakat ortada bir yumruk hadisesi var. Yumruklanan, işte burnu kanayan bir insan var. Her ne olmuşsa olmuş. Şimdi burada çıtayı başta şiddete koyacaksınız. Şiddet.
ürkmeniz gereken, ürpermeniz gereken şey vatandaşların her ne gerekçeyle olursa olsun birbirine karşı şiddet uygulaması. Sonra buna bakacaksın. Yani neden? Nedenlerine bakacaksın. Ve şimdi gencin profilinde ve savunmasında da var. Son derece sakin, tabiatlı olan bir genç iken diyor ki, yani son dönemdeki söylemden etkilendim. Atatürk karşıtı hareketlerden etkilendim. İşte şu son Süper Kupa falan skandalı da bayağı beni bir öfkelendirdi filan. Şimdi Süper Kupa meselesinde de mesele olay doğru anlatılamadığı için gençlere böyle etkiliyor. Bir bakacağız. Cuma günü, cumartesi günü ortalık yıkıldı. Yurtta sulh, cihanda sulh, atamıza hakaret ettiler, pis Araplar, ne işiniz var orada, dönün, kupayı da ikiye bölelim, yarısını Galatasaray'a, yarısını Fenerbahçe'ye verelim, yaşa var ol. 24 saat sürdü, bilemedin 48 saat, 48 saat bile sürmedi, hadi 36 saat diyelim ortadan. Sonra bitti, tıs diye de söndü. Neden? Ne oldu? Yani o kadar, yani kafayı kaldıramadık yahu aslında ne oldu diye sormaya. Bir dakika ya, bu kriz neden çıktı? Bir dakika, yani bu futbolun kuralları içerisinde var mıdır? Protokolde var mı? FIFA, UEFA mevzuatı ne deniyor? Ne bileyim, içlikti, tişörttü, baskıydı, pankarttı. Ben bunu böyle istiyorum. Yani ben bunu böyle istiyorum deyince oluyor mu? Bu benim kutsalım. Her kutsalı oraya sokabiliyor musun? Ya bir sürü şey. İyi, o zaman öbür takımın oyuncusu da dün örnek vermiştim. Ne bileyim, sahanın ortasında şükür namazı kılsın, şükür secdesi yapsın ya da ne bileyim nafile namaz kılsın. Bu benim değerim. Böyle yapıyorum ben. Yaptırırlar mı? Yani herkesin değeri farklı olabilir. Neyse, geçtik. Bu konu da anlatılamadı. Anlatılamadığı için insanlara böyle geçti. Araplar düşman, atamıza hakaret ettiler, atamıza izin vermediler, atamızı yasakladılar. İşte zaten bu hadiselerden dolayı da biz dolduk. Acayip. Öbürü de hilafet istiyor. Şimdi ayrı bir konu. Öbürüne de bir şey söylesene. Ya hilafet diye bir şey yok. Keşke okusalar. Ya hilafet diye bir şey yok. Hilafet devletlerin aze düştüğü bir dönemde sarıldığı bir unsur olmuş. Açın okuyun bakın. Hilafet bayrağı diye bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Sancak nedir? Yani tevhid bayrağı diyorlar. O hilafet bayrağı değil de tevhid bayrağı. Yani onu da arkadaş ters asmışlar. Yani hilafet isteyenlerin hilafet bayrağını bilmiyor ki. Ya da tevhid bayrağı diyorlar. Ya ikisi de değil bence. Yani neticede bunu Suudi Arabistan bayrağında da görüyorsun. Devlet bayrağında da var. Ne bileyim, örgüt bayraklarında da var. Yani neticede bu belli illegal unsurların şiddet amacıyla falan kullandığı, kimi örgütlerin falan da artık bayrak yaptığı falan bir şey. Şimdi İslam'ın ilk döneminde var mı? Bu konuda bir veri yok. Ama şunu biliyorum, yani belli savaşlarda mızrakların ucuna takılan Kur'an sayfalarını falan biliyorum. Ama yani geriye doğru nedir? Yani gerçekten özünde, temelinde böyle bir sancak var mı, bayrak? Onları geçtim ya. Eski yazıyla okumayı bilmediğin gibi. Hani kelime-i tevhid yazan bir yeşil bayrakta onu da ters asmışsın. Yani şey gibi, eskiden anlatırlardı. Biri birini yatırırmış, oku bakayım Fatiha'yı dermiş. O Fatiha'yı okurken öbürünü çağırmış. Yani gel bakayım doğru mu okuyor? Yani şimdi öyle bir durum. İnsanlar savundukları şeyi bilmiyorlar. Yani şu kupa skandalını bana 10 dakika anlat desen 10 dakika anlatamayacak insanlar gidiyor birini yumrukluyor. Hilafet meselesi nedir? Burada ne yazıyor? Bu ne bayrağıdır diye sorduğunda, neden rengi yeşildir falan dediğinde, taşıdığı bayrağı bilmeyen ve bırak 10 dakikayı 3 dakika bile konuşamayacak insanlarla İşte karşılıklı yumruklaşıyorsun. İki taraf da esasen temeline indiğinde olayı bilmiyor. İşte Fenerbahçe, biraz daha irdeleyeyim. Dün bu kupürü ekrana getirmiştim ama bugün biraz üzerinde grafik çalıştım. Fenerbahçe kulübü kamuoyundaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Diyor ki açıklamada, tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle. Ya böyle bir açıklama olmaz. Bu açıklamayla Fenerbahçe kulübüne yürümelisin. Ne demek ya? Tartışmaya açık olmayan ne demek? Bir takım şeyler tartışmaya kapalı mı? Tartışmaya açık olmayan değerler veya tartışmaya kapalı değerler nedir? Bana bir sıralar mısın? Bu konudaki hassasiyetin nedir? Veya bu konuda bir hassasiyetin varsa biz neden şimdi öğreniyoruz? Tartışmaya açık olmayan değerler diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bu konuda hassasiyet olabilir ama tartışmaya her şey açıktır.
Her şey ama her şey açıktır. Tarihe mal olmuş her şey açıktır. Geriye doğru her şey açıktır. Her şey tartışmaya açıktır. Yani muhalefet şiddeti meşrulaştırıyor. Birinin birine yumruk atmasını, öbürünün öbürünü taciz etmesini. Muhalefet de iktidar da karşılıklı şiddeti meşrulaştırıyor. Bir grup şiddeti savunurken bir grup da ne var yani demeye getiriyor. Her iki grubu da kastediyorum. Tahrik olmuşlar demeye getiriyor. Ve şiddet küçük gösteriliyor. Bu şiddet büyük bir şiddettir. Mühim bir şiddettir. Ve nereye gideceği belirsizdir. Yumruklama hadisesi. Ciddi bir Arap, İslam, İslamcı düşmanlığı var. Öfke boşalacak yer arıyor adeta. Tam tersi de var. Ciddi bir Atatürk, Kemalizm, laiklik üzerinden filan bir ciddi düşmanlık var. Hilafet özlemi filan. Yani dedim ya, hilafet konusunda 10 dakika konuşamayacak insan hilafet özlemi içerisinde. Abdülhamit'i sorsan izlediği diziden hatırladığı sahnelerle 3-5 dakika konuşabilir belki. Orada verilen de tamamen toplama bilgi. Propaganda. Yani herkes hürriyeti ancak kendisine istiyor. Hilafet özlemcisi de kendine istiyor. Atatürkçü Kemalist tayfa da kendine istiyor. Acayip bir şey. Muhalefetin, özellikle muhalefetin, burada biraz iğneyi muhalefete batırıyorum. Öncelikle muhalefetin, Türkiye muhalif güçlerinin yumruğa başvurmadan önce kullanacağı meşru onca yöntem var. Ama siz yumruğa başvurduğunuzda olay bitiyor. Sonudur. Şiddet başlıyor. Ve ayrıca bu sizin başvuracağınız bir şey değil. Devlet ezer sizi. Polisiyle, jandarmasıyla, kolluk gücüyle, bekçileri bile silah taşıyor. Şiddetle gideceğiniz bir yer yok. Sonu da yok. Yani bir de işin böyle bir yanı var. Ama işte toplumsal psikoloji bir takım faşist, ırkçı partilerin veya liderlerin de gazlamasıyla köpürtülüyor. İşte eline sağlık falan gibi paylaşımlar milyonlarca paylaşılıyor, ondan sonra siliyorlar. Toplumun göz önünde güya, toplumun takip ettiği güya gazeteci, yazar takımı filan eline sağlık diyor gence. Öbürü de yürü diyor filan. Toplumsal psikoloji bu. Yarın öbür gün o taraftan veya bu taraftan gazeteci de dövülür, siyasetçi de tartaklanır. Herkes kendi karşısındakileri bölücü, hain, işbirlikçi, terörist falan ilan eder. Hak getirir. Herkes kendine fikir hürriyeti istiyor. Yani acayip. Yani kişi hilafet özlemcisi olabilir. Kişi Atatürk Türkiye'si özlemi içerisinde de olabilir. Bu fikir hürriyetidir. Fakat herkes kendine fikir hürriyeti istiyor. Ve karşı tarafın fikrine karşı en ufak bir müsamahası yok. Karşı tarafın fikri anayasal suç. Yani. Sıkıntılı. İşte sonra diyor ki iktidara İsrail'e Türk limanlarından ayda 500 kadar gemi seferi yapılıyor. Bu gemiler kimin diye sormadıkça bu mitingler boştur. Soruyorsun zaten. Soruyorsun da iktidarın oraya topladığı insanlara bunu geçirebildin mi? Ancak kendi mahallenin üzerinde sörf yapıyorsun veya güce tabasmus ediyorsun, yaltaklanıyorsun. En ufak bir şey olduğunda da eline sağlık tweetini siliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani geçeceksiniz bu küçük insanlardan, bu pısırık insanlardan, bu korkak, kendi gölgesinden bile korkan, sinmiş, miskin insanlardan. Ve zaten ülkenin 20-25 yıldır iki yakası bir araya gelmediyse, fikri yönden özellikle, sosyolojik yönden, bunların çok büyük şeysi var, katkısı var yani. İşte Mehmet Altan'ın yazısı Halk TV.com.tr'den çıkarılmış. Söyleşisi daha doğrusu. Basamıyorlar. Bu kadar da korkaklar. Mehmet Altan kim? Hakkındaki tüm davalar düşmüş. AİHM'den, Anayasa Mahkemesi'nden falan düşmüş. Beraat etmiş. Hakkında herhangi bir suçlama olmayan. Dediğim gibi tüm davalar düşmüş, bir aydın, bir yazar. Onunla söyleşiyi dahi basamıyorsun ya. Yerinde bir avat yani. Bu söyleşiyi bile basamıyorsun. Utanacağın bir şey varsa bu. Yani zararsız alanda top çektiriyorsun. Ve işte sonra İçişleri Bakanı da her hafta operasyon yapıyor. Bu biraz evvel fotoğrafını verdiğim vatandaş Atatürk'lü video paylaşınca Ali Yerlikaya sarılasın var diye tweet atmıştı. O da duruyor, onu silmedi. Neyse. Sonra da işte devletin İçişleri Bakanı, kolluk gücü, sarıl bakayım hadi. Bitirdiği örgütü bir kere daha bitiriyor, bir kere daha bitiriyor, 10 kere daha bitirir. Şimdi bu insanların kitlesine
şey yapacaksın, anlatacaksın. Bu insanların kitlesine ulaşacaksın. Senin 300-500 bin takipçin biliyor zaten. Ha yani senin yayınlarınla çok affedersiniz orgazm olmayı tercih ediyorsa, tatmin olmayı tercih ediyorsa buyur yap devam et. Yani zaten bir kitlen var, oradan döndürüyorsun. Japonya'da deprem olmuş. 50 kadar kişi ya öldü ya ölmedi. 7.6 büyüklüğünde. İşte tsunami uyarısı yapılmış filan. Görüntüler var, insanlar son derece sakin. Çocuklar bile hemen masanın altına giriyor filan. Japonya hazırlıklı yakalandı. İşte bu basındır. 30 yıldır bu ülkeyi depreme hazırlamayan ve her defasında kayıpları Allah'ın takdiri olarak veren yetkililerin ağzından. Ve unutan. 324 gün sonra Hatay'da deprem enkazından ceset çıktı. Vermediler. Sonra da Japonya hazırlıklı yakalandı. Yerin dibine batsın böyle bir medya. Japonya'da Tokyo Havalimanı'nda bir uçak indiği sırada bir küçük uçakla, sahil güvenlik uçağıyla muhtemelen çarpışıyor. Ve uçaktaki 400'e yakın yolcu ve mürettebat salimen şu cayır cayır yanan uçaktan tahliye ediliyor. Son görüntüleri var. Baktığınızda da son derece sakinler. Herkes koltuğunda oturuyor. Ve uçak durduğunda yönergeleri takip edip uçağı tahliye ediyorlar. Uçağın çarptığı küçük uçaktaki 5 kişi hayatını kaybetmiş. Yolcu uçağında mürettebat dahil yaklaşık 400 kişi hayatını kurtarmış burnu kanamadan. Umarım her devlet benzer bir şuur, benzer yani kazalarda, depremde veya afetlerde benzer bir toplumsal kültüre ulaşır. Nasıl olsun ki? Hürriyet birinci sayfasından otoyol ve köprülere yeni tarif ediyor. Zam demek yasak ama içeriden zam diyor. İlk sayfada Fahrettin Altun'un gördüğü sayfa yeni tarif diye veriyorlar. Fahrettin Altun gazetenin içine bakmadığı için orada zam diye dayıyorlar. Böyle de ikiyüzlüler, böyle de şapşal bir ülke medyası var. Üzgünüm yani tüm tarafları itibariyle söylüyorum. Ülkenin büyük bir bölümü maalesef ciddi bir kutuplaşmanın cenderesi altında ve bu ben diyeyim 80 siz deyin 90 yüzde. Çok az yüzde üçlük beşlik bir kitle olaylara seri kanlılıkla bakıyor veya bakabiliyor. %10 bile değil emin olun. %3-5. Öyle oldukça da zannediyorum suya yazı yazmaya devam edeceğiz. Tamamlarken, toparlarken Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Yılbaşında hiç bunlar tatil, Christmas, Noel hiçbir şey dinlemeden, yılbaşı falan dinlemeden çatışmalar durmadı. Ukrayna'dan da Gazze'den de dumanlar yükselmeye devam etti. Her gün ortalama 270 civarı Filistinli hayatını kaybediyor 7 Ekim'den bu tarafa. Ukrayna'da öyle. Ve Putin seçim senesi bugün. Birkaç ay sonra seçim var Rusya'da ve seçime muzaffer bir komutan veya lider olarak gitmek istiyor. En kısa zamanda sadece kendi şartları çerçevesinde seçimi bitirmek istediğini söyledi. Birkaç kere söyledim. Bu muhtemelen taraflar kendi aralarında görüşüyorlar bu anlaşmayı ve yakında da ilan edilir. Ukrayna aleyhine ama en azından Batı Ukrayna Kiev başkentli olarak muhtemelen kalacak gibi duruyor. Times gazetesinin 2 Ocak tarihli karikatürünü getireyim size. Burada dünya yara bere içerisinde her şey çoka sarmış diyor. Hadi ben yine biraz usturuplu ortadan söyleyeyim. Bizim bilge, birikimli, dürüst liderlere ihtiyacımız var. Neredeler diyor ama yoklar. Evet. Dünya liderleri büyük ölçüde insanlığın ve kendi toplumlarının aleyhine ve rağmına hareket ediyorlar. Hele özellikle son Ukrayna Savaşı'nda ondan sonraki en son 7 Ekim'den bu tarafa İsrail-Gazze. İsrail'in Gazze'yi ilhak etmesi ve İsrail'in Gazze işgalinde bunu gördük görüyoruz. Neredeler yoklar. Yoklar bu sene seçim senesi var. Benzerleri gene aday ve bir biçimde onlar olmazsa öbürü seçilecek maalesef. Bütün bu 2024'e ilişkin olumsuz tahminler içerisinde ben iki şey öneriyorum. Bir, herkes ayağını yorganına göre uzatsın ve ekonomik olarak kendi ihtiyacı neyse o çerçevede döndürsün. Onun dışında fazla, lüks ya da zorunlu olmayan harcamalara girmesin. Tedbirli, dikkatli yürüsün. İşini kaybedebileceği veya olmadık masrafların çıkabileceği hesaba katılarak
Bu dönem böyle bir dönem. Tasarruf ve dikkatli yaşanması gereken bir dönem. Ve son uyarımda sağlıklı yaşayalım. Yememize içmemize dikkat edelim. Şuradan girene dikkat edelim. Ve buradan giren insanın daha doğrusu daha çok sağlığını belirliyor. Mümkün mertebe işte unlu gıdaları azaltalım. Daha çok işte ne bileyim işte protein neyse, sebze ya da lifli gıdalar neyse burada bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar, hele özellikle şu kış aylarında sarımsaktır, limondur vesaire, buna dikkat edelim. Bu iki öneriyle 2024 dileklerini de tamamlamış olayım. Çarşamba manşet tatil, Perşembe tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.